İkinci hikayemiz de 1927 yılında Diyarbakır Hançepek'te dünyaya geliyorsun. Memur olan baban Rumeli'den Kerkük'e görev için gitmiş bir ailenin çocuğu. Annen ise Erbilli ulemalardan bir şeyhin kızı. Sen onların 8. ve en küçük çocuğusun. Sen 2 yaşına geldiğinde annen bir çocuk daha doğuracağını söylüyor. Fakat doğum esnasında hem bebeği hem de anneni kaybediyorsunuz. Baban annenin vefatından sonra yeniden evleniyor. Üvey annen seni ablalarını ve abilerini öz evlatları gibi büyütüyor. Öz anneni 2 yaşında kaybettiğin için hatırlamıyorsun. Üvey annenle ilişkin nasıldı? Annemde hissettiğim o annelik duygusunun tamamı yoktu. Bir farklılık vardı ama o zaman tariflenemez bir duyguydu ama çok da sıkıntı çekmedik. Bir sembiyotik ilişki eksikliği belki, değil mi? Koku mudur nedir? Evet. Bir özlem şeyi. Aidiyet duygusu diyelim belki. Aidiyet. Geldiğin yer. Hmm. İlkokul çağına geldiğinde baban Harran'a kaymakam olarak atanıyor. Sen de Harran'da okula başlıyorsun. Çocukluk ve ilkokul çağların Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına denk gelir. Güneydoğu'nun ve sınırlarının en karışık olduğu zamanlardasın. Irak İngilizlerin, Suriye Fransızların kontrolünde. Bölgede birçok çatışmaya, yaralanma ve ölüm olaylarına tanık oluyorsun. Baban her çatışmada filintasıyla sizleri korumaya çalışıyor. Fakat bölgedeki kaos ne yazık ki hiç dinmiyor. Ortaokulu tamamladıktan sonra baban seni derslerine odaklanabilmen ve zarar görmemen için Afyon'a göndermek istiyor. Bunun üzerine devletin parasız yatılı sınavlarına girip Afyon'u kazanıyorsun. Çocukluğun karmaşık, kaotik bir bölgede geçti. Çatışmalara, yaralanmalara, ölümlere şahit oldun. Henüz ergenlik çağına bile girmemiş bir çocuk. Bu gördüklerinden nasıl etkilendi? Kabullenme duygusu. Ve de bir neden mutlu olamıyorum, neden bu hayatta bundan başka daha huzurlu şeyler yokum. Kaosu, karmaşası, kalabalık aile. Şimdi böyle geriye gittiği zaman insan bu yaşadığı şeylerin kırıntılarını ancak söyleyebilir. Bir erken büyüme değil mi? Evet. Çocukluk yaşayamama gibi bir şey. Olgunlaşma. Evet. Erken olgunlaşma. Hızla. Hızla. Çünkü hakikaten insan çaresizlikte çare üretiyor. Evet. Koruma mekanizması diyoruz buna esasında. Evet. Ama insanoğlu onları yaşarken tabii ki farklı duygular, farklı çaresizliklerle sıkıntı çekiyor, acı çekiyor. Doğru. Afyon'da çok iyi bir eğitim görüyorsun. Bulunduğun ortamda edebiyata duyulan ilgi yüksek. Sen de edebiyatla ilgileniyor. Şiire karşı özel bir yakınlık hissediyorsun. Behçet Necati ile Ahmet Muhip Dranas, Cahit Külebi, Nazım Hikmet gibi ustaları takip etmeyi başarıyorsun, fark ediyorsun. Divan şiirine de merak salıyorsun. İlk şiirlerini 16-17 yaşlarındayken yazıyorsun. Bir tanesi ilk kez Halk Evi dergisinde yayınlanıyor. Liseden mezun olduktan sonra da askere gidip dönüyorsun. 1948'de Ankara Üniversitesi Tarih ve Coğrafya Fakültesine giriyor. Felsefe öğrenimine başlıyorsun. Ekonomik durumun iyi olmadığı için bir yandan okuyup bir yandan çalışmaktasın. Genelde sanat ve edebiyat çevresinden insanlarla bir aradasın. Bu ortamda bir kız dikkatini çekiyor. Ona ilk anda aşık oluyorsun. Kızın bakışlarından dolayı onun da senden hoşlandığını hissediyorsun, öyle düşünüyorsun. Fakat sonradan aşık olduğun kızın bir sevgilisi, sevgilisi olduğunu öğreniyorsun. Bu durum seni üzse de onun için şiirler yazıyorsun, o kız için şiirler yazıyorsun ve bu şiirler farklı farklı dergilerde yayınlanıyor. Kıza ilk görüşte aşık oldun. Bir şair olarak bu aşkı biraz tarif eder misin? Bu ilk görüşte aşk, aşkına karşılık bulamamak mesela, daha sonrası için söyleyeyim. Sen de bir hayal kırıklığı yarattı mı? Önce şeyden başlayalım yani. Nasıl tarif edersin? Yani esasında kimse tarif edememiş aşkı. Evet. Aşkın bin bir tane tarifi var. Güzel tarifler de var, çok etkileyici tarifler de var. Ben de hep şey diye düşünürüm, aşk tarifsizliktir diye. Ama bir kod var bir insanla karşılaştığınız zaman. Yani bir neden var, onu da bilemiyoruz ne olduğunu. Kızı gördüğünde öyle mi olmuştu? Evet. Çünkü, tam neydi? Derine indikçe insan anlam kazanır ya bazen. Bu derine indikçe zaman ister bazısı. Bazısı evet. Da ilk gördüğü zaman o çarpılmayı yaşar. Bu öyle bir andı.
Bir aydınlanma anı gibi mi? Evet, evet. Bunun yansıması gözlerdendir ya, ama beyindeki kıvılcımların gözdeki yansımasıyı da etki eden. Hmm. Bu bazen bireysel olur, bazen ikili olur. Hmm. Galiba benimki yani bireyseldi. Şimdi eğer bu duygu olmasaydı ben o şiirleri yazamazdım. Ama bir şair kafasında da yarattığı bir kadına aşık olup şiirler yazabilir. Belki de olmayan bir kadına. Olmayan bir kadına. Çünkü şairin en büyük özelliği yan yana gelmemiş güzel kelimeleri yan yana getirmektir. Çok güzel söyledin. Şiirler yazmaya devam ediyorsun ama yazdığın şiirler sadece aşk şiiri değil, politik şiirlerin de var. Bir gün bir şiirin polisin eline geçiyor ve komünizm propagandası yapma gerekçesiyle üniversitenin daha ilk yılında tutuklanıyorsun, işkence görüyorsun. Seni acımasız bir şekilde dövüyorlar. Birkaç gün sonra temizlik görevlileri seni bir sokağın köşesinde bulup eve götürüyorlar. Sadece bir üniversite öğrencisisin. Bir şiir yüzünden dayak yedin, işkence gördün, ölüme terk edildin. Neler hissediyorsun? Ölümden korkmuş muydun? İnsanın insana yaptığının çaresizliğini yaşamak kadar korkunç bir şey yok. Ve bana bunu yapan insanların esasında yaparken çok çaresiz olduğunu gördüm, hissettim. O sana bir direnç veriyor. Hmm. Seni ayakta tutuyor. Çünkü yapılan işkencenin nereye kadar giderse gitsin bir saatten sonra, bir dakikadan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Hiçbir acısı kalmıyor. Tensel sıkıntılardan öyle başka. Öyle mi hissetmiştin? Bir yerden evet. Sonra işlemedi mi? Evet, çünkü o da bir savunma mekanizması. Ve karşındaki sende bir kıramayacağı bir direnç mi görüyor? Direnç gördüğü zaman onun çaresizliği ve zavallılığı ortaya çıkıyor. Çünkü şunu düşündüm hep, eve gidince kimi sevecek? Çocuğuna nasıl sarılacak? Karısına çiçek alıp verdiği zaman ne diyecek ona? Bunu yapan insan. Canın yanarken, kırılırken bir yandan da bunları mı düşünüyordun? Evet, çünkü bunlar da beni ayakta tutan ve onlara acımamdı. Benim onlara acıma duygusu bende direnç yarattı. Sen şiir yazmaktan asla vazgeçmiyorsun. Hatta yaşadıkların seni biraz daha hırslandırıyor. Üniversite eğitimini sürdürürken şiirinle gündeme gelmeye devam ediyorsun. Lise zamanlarında yazdığın siyasi bir şiir nedeniyle 1950'de kanuna aykırı davranmak suçundan, 1952'de ise Gizli Komünist Partisi'ne intisap etmek ve parti içinde faaliyette bulunmaktan tutuklanıyorsun. Seni trenle Ankara'dan İstanbul'a getiriyorlar, Sansaryan Han'a. Tabutluk denen hücreler var orada, meşhur. Fiziksel ve psikolojik yönden ağır işkencelere maruz kalıyorsun bir kere daha. Eziyetin dozu gün be gün artıyor, ölü gibi hissediyor. Kalp masajlarıyla hayatta kalıyorsun. Ve kafanda bir tek görüntü var. Aşık olduğun kızın gözleri. Biliyorum çok zor bir soru cevaplamak için ama sormam lazım. Bu eziyet daha ne kadar sürecek sence? Ölmene bile izin vermiyorlar. Kalp masajı yapıyorlar, tekrar hayata döndürüyorlar ve işkenceye devam ediyorlar. Dayanabilecek misin? Hayata dair bir umudun var mı? Bir gün buradan çıkıp ailenin, sevdiklerine, belki aşık olduğun kıza kavuşabileceğini düşünüyor musun o noktada? O gözler olmasa ölürdüm. Ama bir şey her zaman bir şeyi ayakta tutuyor. Nazi kamplarında da öyleydi. İnsanlar, sonuna kadar yaşayan insanlar vardı. Bir kısmı yaşadı, evet. Evet. Onların tutundukları bir şans mıydı, yoksa kafalarında veya yaşam amaçlarında ulaşmak istedikleri şeyler miydi? Demin bunu söyledim, bir saatten sonra acı bir şey ifade etmiyor. İşlemiyor. Etmiyor, hiçbir zaman işlemiyor ama kavuşmak istediğin o gözler hayata tutunma, yaşama azmi oluşturuyor. Tatsız şeyler bunlar. Vücudun kuvvetini öyle yitiriyor ki sana daha fazla işkence yapamıyorlar. Seni tabutluktan alıp bir hücreye kapatıyorlar. Bir süredir hapistesin, güneş görmemişsin. Zamandan haberin yok. Zaman mefhumun kaybolmuş karanlıkta ve işkencede. O sırada üvey annenden yıkıcı bir telgraf getiriyorlar. Telgrafta baban öldü, cenazesi ortada kaldı. Hiçbir şey yapamıyorum yazısını görüp okuyup kahroluyorsun. Fenalaşıyorsun, hemen hastaneye kaldırılıyorsun. İşte tam bu aşamada sana gerçeği söylüyorlar. Baban ölmemiş. Meğer bu telgraf haberi de işkencenin bir parçasıymış. Kırmak için yapıyorlar.
Tüm dünya üzerine yıkılıyor, başına yıkılıyor. Sen bu hissi Toroslar üzerime yıkıldı diyerek anlatıyorsun. Ne hissediyorsun? Aldığın bu son haberin etkisi gördüğün bütün işkencelerin üstünde miydi acaba? Tabii ki üstündeydi. Esasında sonradan yani yazılan bir takım şiirlerin, yazılan şeylerin hepsinin temelinde o andaki yaşadıkların acının bir etkisi vardı. O çektiğin yapılan işkenceler, sıkıntı, bunun üstü var mı derken? Yani baban ölüyor, çaresizlik, ailen. Yani bunun üstü daha ne olabilirdi? O da esasında bir kayıp, meşin bir deri gibi his, duygu bırakıyor. Ha. İnsanların reaksiyonları farklı farklı oluyor. Kimisi o anda kalbinden ölebilir. Kimisi çok zavallı bir duruma düşebilir. Kimisi de meşin gibi olur, reaksiyonsuz olur. Bunlar da hayata tutunma noktalarıydı esasında. Yenilmezleşebilir, evet, diyorsun, evet, değil mi? Kendine kızıyor musun? Şiir yazdığın için pişman mısın? Asla. Çünkü bu bir ifade biçimi. Bir de o çekilen sıkıntılarda bir şey yazmaya başladığın zaman böyle takır takır kendinden gelen duygular. Belki onların ne diyeyim, olumlu sonuçları. Biraz acı bir neden sebep sonuç ilişkisi ama onlar da bir takım şeyleri kusmak. Kaynağı acı, besini acı ama sonuç bu. Evet. Peki uğruna onca işkence gördüğün şiiri bırakmayı düşünür müsün? Asla. Oydu ayakta tutan. Sansaryen Han'daki hücreden çıkarılıp Harbiye cezaevine gönderiliyorsun ve babanın gerçek ölüm haberi bu kez sen buradayken geliyor. 1954 yılında tahliye edildikten sonra Yozgat'a, Urfa'ya ve sonrasında Diyarbakır'a sürgüne gönderiliyorsun. Diyarbakır'da öğretmenlik yapan ablan toparlanman için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sense yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Bir tuğla kiremit fabrikasında katip olarak işe giriyorsun. Henüz 28 yaşındasın bütün bunlar olduğunda. Bir daha kaleme el sürmüyor, şiir yazmayı tamamen bırakıyorsun. Sadece aşık olduğun kıza mektuplar yazıp postalamaktasın. Bu süreçte onun da evleneceğini öğreniyorsun. Yine de onunla yazışmak seni mutlu eden bir şey. Şiiri niye bıraktın? Aşık olduğun kıza yazdığın mektuplarla yetinebilecek misin? Şiiri yazıp, içini döküp, hayatla mücadele etmek giderek daha hüzünlü bir hal almaya başladı. Bunları anlatacağın yollar, duygular, kelimeler daralmaya başladı doğal olarak. Ama şiir süsleme. Bir ifade biçimini, anlatım biçimini süsleme. Ama metin yazmak, mektup yazmak çok daha gerçekçi. Çok daha çarpıcı. Çünkü orada başka bir üslupla başka bir değerlendirme yapıyorsun. Hmm. Belki de o acılar, çektiğin acılarla bir şeyin artık hapsedilmesini, yaşamından yok olmasını istiyorsun. Bir korunma biçimi mi? Mekanizması. Evet, korunma mekanizması. Ama mektuplarla kendini ifade etmen, ona olan duygularını, sohbetini, esasında rehabilitasyon. Hmm. Bir kendi kendine karşında bir doktor varmış gibi onu paylaşıp ondan sohbet etmek gibi bir şeydi. O beni daha rahatlattı. Dahası yazıdan da kopmadın. Evet. Kelimelerden, evet, kopmadın. Daha dili tuttu. Neden umutsuz bir aşkın peşinden gidiyorsun? Bu aşk seni yaşama bağlıyor olabilir mi? Cezaevinde kapatıldığın o tabutluk karanlıktı mesela. Bu aşk senin için aydınlığı ve sonsuzluğu temsil eden bir sığınak olabilir mi? Bu aşkta kavga yok. Gürültü yok. Şiddet yok. Şiddet yok. Hiçbir şey yok. O kadar güzel ki hep taze. Erdem taze. Birlikte olduğun zaman ki bir süreden sonra onu kaybetmek de çok acı verebilir o duyguyu. Hmm. Yaşamın gerçekleri içinde bu da var. Ama bu bitmeyen bir aşk ve bitmeyecek de. O duyguyu niye kaybedeyim ki? Tüketilmemiş bir şey. Evet, yaşanmamış bir şey. Evet. Yarım kalmış bir şey. Ceza süren doluyor, Ankara'ya dönüyor. Kendine yeni bir hayat kuruyorsun. Birkaç gazetede düzeltmen olarak çalışıyorsun. Mektuplaştığın kız 1955 yılında sevgilisiyle evleniyor. Ama siz iki sene daha mektuplaşmayı sürdürüyorsunuz. Bu iki senenin sonunda ise mektupların cevapsız kalıyor. 1957 yılında iletişiminiz tamamen kesiliyor, kopuyor. Aşkını kalbine gömüyor, kendini çalışmaya veriyorsun. Günlerin, yılların böyle geçiyor ve 10 sene sonra
kalbin yeniden başka türlü bir aşkla çarpıyor. Bir tiyatro oyununda bankacı bir kadınla, bir hanımefendiyle tanışıyorsun. Bu hanımefendiye aşık oluyorsun, evleniyorsunuz. Evliliğinizin 5. yılında bir oğlunuz oluyor. 1968 yılında da bütün şiirlerini topladığın ilk kitabın yayınlanıyor. Şiiri bıraktığın için bu kitap aynı zamanda senin ilk ve son kitabın. Yeniden aşık olmak nasıl bir duygu? Yıllarca mektuplaştığın o büyük aşkını gerçekten unuttun mu? Yoksa kalbinin bir köşesinde duruyor mu? Hala mektuplaşmak ister miydin acaba? O hiçbir zaman unutmak mümkün değil. O olduğu yerde esasında çok güzel bir şekilde süslenerek, korunarak bir köşede muhakkak duruyor. Ama insan sevgisiz ve paylaşımsız yaşayamaz. İnsanlar da onu paylaşmak, birlikte olmak ve hatta üremek isteyebilir. Buna hakkı var. Kim ne derse desin, birisine evet yeniden aşık olabilirsin, onu sevebilirsin ki öyleydim. Ama onu unutmak mümkün değildi. Belki de yeni sevgiyi besleyen de ona olan o sevgiydi, aşktı. Belki o üretti onu. Onun için yaşanan her şeyin bir anlamı var. İnsan olarak benim de hayatı yaşamaya, paylaşmaya, değerler gördüğüm bir insanda olmaya hakkım vardı. Ben de bunu çok iyi değerlendirdiğimi sanıyorum. Şimdi bir eşin var, çocuğun var. Bütün o işkencelerden sonra ne hissediyorsun onu merak ediyorum. Bugüne gelebilmiş olmak. O zaman bunu hayal edebilir miydin o zorluklar sırasında? Asla edemezdim. Ama o gözlerle hayal ettiğim şeyler vardı. Fakat şimdi geriye baktığım zaman insanların unutma kavramı yoksa yaşama tutunmamız çok zor. Bunu ya kendin yapıyorsun, ya ilaçla yapıyorsun, ya bir yardımla yapıyorsun. Evet. Onları yok farz ettiğin için hayatı yaşamaya başlıyorsun. Onlardan çıkardığım sonuç benim için yaşamda daha dirayetli olmak, daha kararlı olmak, insanlarla daha iyi hayatı paylaşmak. Eğer orada onlara nostalji demiyorum, orada kalırsam, yüzersem hiçbir zaman hiçbir şey yaşayamazdım. O benim için bir gördüğüm rüya, kabustu. Şimdi uyandım. Meğerse kabusmuş. Hayatım çok güzel yaşıyorum. Geride bıraktım. Evet. Güzel. Eline asla bir daha kaleme almıyorsun şiir yazmak üzere. Aklına gelen bütün dizeleri aklına yazıyorsun. O büyük aşkı da kalbinin bir köşesinde tutuyorsun. Tıpkı dediğin gibi. Kendini yalnızca eşine ve oğluna adıyorsun. 1977'de emekliliğin geliyor. Zaman senin için yeniden şekilleniyor ve o büyük aşkına son bir mektup yazmak istiyorsun 77'de. Ve o büyük aşkına son tam 22 yıl sonra 1977 yılında son mektubu kaleme alıyorsun. Neden ona son bir mektup yazma gereği duydun? Bu mektup neyi değiştirir ki? Son. Bir daha yok. Son yani... Hesabı kesemediğim bir nokta muhakkak kalıyor ilişkilerinde, yaşamda. Hele hesap, bu kadar yaşanmamışsa. Bu kadar olaydan sonra bir hesap kalıyor. O hesabı da bazen kapatmak istemen olabilir. Esasında hesabı kapatmak istemem. Tamamen onu hayatından çıkarıp onunla artık nostalji de olsa buluşmamaya karar vermekten kaynaklanan bir şeydi. Ama filmler... Gerçek bir vedalaşmadan bahsediyoruz, evet, filmlerde galiba. The End değil mi? Bir de son yazar diye işte, evet. Benim için o sondu, süslemeli. Zor bir hayatın oldu. Önce lise eğitimin için ailenden, memleketinden ayrıldın. Yazdığın şiirler yüzünden üniversiteyi bitiremedin, şiiri bıraktın. O büyük aşkına kavuşamadın. Neredeyse istediğin hiçbir şey olmadı. Bu nasıl bir hayat, ne diyorsun? Belki de bunları yaşamayı istediğim için bunları yaşadım ben. Bilmiyorum onu. Kim tarif edebilmiş ki? Herkesin karar verdiği, yani karar veremediği yaşam var esasında. Hepimiz yaşamlarımızın ne olacağına karar veremiyoruz. Koridorlarla... Veriyoruz da müdahale edemiyoruz, yönlendiremiyoruz bazen. Yani diyelim herkesin bir kaderi var. Benim de kaderim buydu. Böylelikle ne kazandım ben? Hayata direnmeyi kazandım. Aşk duygusunun ne kadar kutsal, ne kadar müthiş bir şey olduğunu yaşadım. Belki benim çıkıntılarımı çekmeyen birçok insan... Şiirlerim var, evladım var. Aşkı benim kadar özümsemiş olamaz, hissetmiş olamaz. Ha. Şiirlerim var, evet bir tane romanım var. Evladım var, evliliğim var.
Bunları sorgularsam tekrar hayata tutunma noktası demin dediğim gibi mümkün değil. Ama bunları bu kadar bedbaht bir şekilde yaşamanın da belki bende sınavsal olarak, kadersel olarak başka bir değeri var. Öfkeli misin? Anan. Ama anan. Zaten öfkelenmeden ben bir insanım. O öfkelenmeyi, o deşarj olmadan hayata tutunmak mümkün değil. Tabii ki, tabii ki. Ama bu öfkenin de göstermenin yolları var. Her zaman illa öfke bir şiddet demek değildir. Affedebilecek misin? Affedici olabilecek misin? Ya bu ağırlıkları taşımamak gerekiyor ama hani empati yaptığımız zaman ben bunu birisiyle konuşursam benim o çektiğim işkenceleri, olayları ben o insanları affediyorum demek pek kolay bir şey değil. Yani bunun sadece yüce gönüllülükle bir ilgisi yok. İlgisi yok. Eğer affedebilme duygusuna gelmişsen çok önemli bir erdem, çok önemli bir aşama. Affetmesen ne olur, affetsen ne olur. Ama affetmek esasında affetsen o insanı paramparça edersin. Ama o hınç, niye bu çaresizlikleri yaşadığım bir insanı ben affedeyim duygusu da maalesef var. Maalesef var. Hangisi daha yakın sana? Ben affedemem. Tanışalım mı seninle? Lütfen. Efendim geliyor. Ahmet Arif. Ya. Hasretin, sevdanın ve umutsuz düşlerin korkusuz şairi Ahmet Arif, asıl adıyla Ahmet Hamdi Önal. 2 Haziran 1991'de kalp rahatsızlığına yenik düşerek hayata veda etti. Çok anlaşılır bir şey kalpten gitmesi bunca yükle. Ahmet Arif'in yaşamındaki en büyük trajedilerden biri de 28 yaşından sonra hiç şiir yazmamış olmasıydı. Arkadaşlarına başıma bir dert açılır diye şiir yazmıyorum diyordu. 64 yıllık yaşamından geriye 27 şiir ve bir şiir kitabı kaldı. Ahmet Arif oğlu Filinta Önal'a, oğlunun ismi de Filinta malum, 10 tane kitap yazacağıma bir tane yazdım, adam gibi yazdım demiş. Filinta Önal babası ölmeden bir gün önce onun için yaptığı heykeli tamamlamış, heykeltıraş oldu. 1 Haziran 91 tarihinde bu heykeli babasına göstermiş. Ertesi gün Ahmet Arif'i kaybettik. Ay Karanlık adlı şiirini tamamlamak için tam 17 yıl bekleyen şairin eserlerini Cem Karaca, Fikret Kızılok, Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya gibi sanatçılar yorumladı. Afyon Halk Evi dergisinde yayınlanan ilk şiirin adı Gözlerin'di. Şair gençlik yıllarında yazdığı şiirleri şu cümleyle anlatmış. Bugün o şiirlerin hiçbiri yok. Her biri bir kızda kaldı ya da poliste. Geri alamadım hiçbirinden. O şiirler çocukluğumun olmayan fotoğraflarıydı, diyor. Şairin platonik aşk beslediği, mektuplaştığı o kız Leyla Erbil, yazar Leyla Erbil'den başkası değil. Ona unutamadığım şiirindeki dizeleriyle aşkını şöyle anlatmıştı. Gitmek, gözlerinde gitmek, sürgüne yatmak, gözlerinde yatmak zindanı, gözlerin hani... Çok Leyla Erbil ise şairin aşk dolu dizelerine 3 başlı ejderha kitabında yanıt vermiş. Gözleri, oğlumun gözleri. Gözlerinde bulurdum can tılsımımı. Gözleri hani. Çok güzel. Leyla Erbil, Ahmet Arif'in 1977 tarihli son mektubu da dahil olmak üzere bütün mektuplarını yaşamının son gününe kadar özenle sakladı. Bu mektuplar 2019'da yayınlanan Leylim Leylim adlı kitapta toplandı. Ne diyelim, ikisi de iyi ki bu dünyaya gelmiş, bu dünyadan geçmiş ve Türk Edebiyatı'na eşsiz eserler bırakmış. Müthiş. Hasretinden prangalar eskitti mi? Ben okursam bana kıyarlar. Onun için sen varken sen okumalısın diye düşünüyorum. Lütfen o güzel sesinden ve duygundan. Seni anlatabilmek, seni iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek, seni namussuza, halden bilmez kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.
Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç Leyl'im bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok, apansız inen akşamdan bir kadeh, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini. Çok güzel. Ağzına yazmış. Sağlık. Olağanüstü tabii. Kalabilir sende. Ahmet Arif'i saygıyla, sevgiyle, özlemle, rahmetler etsin Allah, uğurluyoruz. Fotoğraflar burada dursun biraz daha. Biz üstüne konuşalım Selçuk'um seninle. Eşi benzeri olmayan hem acılarla hem sevinçlerle bezeli bir hikaye. Müthiş. Evet.